Herkese selam arkadaşlar. Çok kısa bir canlı yayın yapmak istiyorum. Çünkü Borsa İstanbul boğa tuzağı oluşmaya başladı. Ne zamandır söylüyorum? Yaklaşık bir hafta önce bahsetmeye çalıştım. Özellikle gerek kaç televizyon programında bahsetmeye çalıştım. Gerekse karşılaştırmaları yaparken bakın daha önce Bitcoin 69 bin dolar seviyesindeyken geçen yıl büyük bir çöküşün başlayacağını söylediğim süreç ki 69 binden 19 bin dolara söylediğim sürecin dakika dakika yani bugün son bir haftada olduğum gibi bahsetmeye çalıştım. Şu yükselişin benzeri içinde olduğumuzu bakın. Fiyat yukarı, gösterge aşağıya. Burada da özellikle RSI ile bunu yaptım. Şu an için daha önceki tepe olan 5608'in altına geldiğini görüyoruz. Bugün tabii sık sık Twitter'da onu da söylemek istiyorum. Artık Twitter'da üye almıyorum. Tamamen kapattım. Bu sayfa Halil Reçber YouTube sayfası bundan sonra tamamen Twitter hesabım dünden itibaren bahsetmeye çalıştım. Yeni üye kabul edilmeyecek. Biliyorum 51.515 abonem vardı. Bu günden itibaren bu abone sayısı dünden itibaren abone sayısının düşeceğini biliyorum. İsterse 1000 kişiye düşsün problem değil. Amaç burada eğitim yapmak. Eğitim grubuna katılan, eğitimlere katılan arkadaşlarımızla paylaşmak. Halil Reçber Twitter hesabında bundan sonra zaten bir aydır yapıyorum biliyorsunuz çalışmaları. Mesela bugün yaptıklarımızı görüyorsunuz. Sabahtan iki işlem yaptık. İki işlem de bakın sabah açılışta saat dakika vererek bu paylaşımı yaptık. İki dalgalanmada endeks neredeyse 150 puan seyrederken 200 puanı yakaladık bugün. Ve bunun ötesinde Ethereum harika bir hareket yakaladı. Dünden bugüne Bitcoin aynı şekilde. Tüm detaylara gerçi Twitter'da eğer abone değilsiniz görmeyeceksiniz ama gram altın harika çalıştı. Beklentilerimin hepsi gerçekleşmiş oldu. Bakın nereden aldık? Hedef neresiydi? Bakın zamanlama bu anlamda her şeyin ötesinde ise ben de onu yaptığımı ispat ediyorum, da gösteriyorum. İspat etmek veya göstermek değil, nasıl yapılacağını anlatıyorum. Bakın 1783'ten dün aldık ve 1718 hedef verdik. Nereyi gördük? 1722'yi gördük. Hedefimize yaklaştık. Günde veriyorum, saat dakikada veriyorum. Amaç şu, buradan aldım diyorum. Bakın şu dakika, şu saat aldım. İlk hedefim bu, ikinci hedefim bu diyerek aynı zamanda hem zamanlama aldıktan sonra primi yakalamak anlamında bakın Euro'larda aldığımız seviye bakın 1.0533 bakın hedefi verdik 1.0640 kaçı görmüşüz 1.0660'ı görmüşüz. Bunun ötesinde endeksler, pariteler, emtialar, kriptolar her şeyi son dönemde yaptığımı biliyorsunuz zaten. Bu süreçte endeksin biraz önce onu da göstermeye çalıştım. Endeksin geldiğimiz noktada bugün gün içinde bahsetmeye çalıştığım bir seviye vardı. O seviyenin altına gelmeye başladık. Bu oldukça önemli çünkü burada olması lazım. Neyse. Sonuçta şunu söyleyebilirim. Endekste bakın hızlanmaya başladı satışlar. 5 dakika önce açtığımızda ki bakın çok sert bir şekilde gelmeye başladı. Boğa tuzağı oluşmaya başlıyor arkadaşlar ve aynen Bitcoin'de olduğu gibi bakın biz şu an şuradayız, şu çizgideyiz. Onu büyüteyim bakın. 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. Şu an bugün buradayız. Yarın öbür gün şu hareketleri yapıp önümüzdeki günlerde piyasayı çökertecek kötü haberlerin gelmesi ihtimali artacaktır diye düşünüyorum.
Nasıl ki piyasa çok ciddi bir ralliye başladı. Mesela geçen sene ortada hiçbir şey yokken aynen ralli, uzun süreli bir ralli beklediğimi biliyorsunuz. Bir daha tekrar etmemiz gerek yok. Belki bilmeyen arkadaşlar hatırlatma bağlamında söylüyorum. Son 3-4 gündür de borsada boğa tuzağından bahsediyorum. Onun için dikkatli olmak gerekiyor diyorum. Şu an için biraz daha hızlandığını görüyorum. XU 100'e şöyle dönüp bakacağım. 100 endekste de bakın günün en dibine geldik yanılmıyorsam. Kaç? %2,5, %3 orası. Twitter'da ne paylaştık bugün? Twitter'da paylaştığım bakın saat öğlen daha eksi artı arası giderken bugün borsa yani 1-2 gün içinde. Yani bugün de olabilir, yarın da olur. %5, %7 eksi olursa bizim için sürpriz olmayacak demiş. Gayet de güzel gitti. Şu an için en azından kısa vadede şu an 100 endeks tarafında kritik dediğim seviye 5060, 5090, 5060 aralığıydı. Şu an için 5090'a doğru bir geri çekilme var. Yani yarın da olabilir. Bugün zaman yeterli, zaman yetmeyecek gibi ama sonuçta yarın bu seviyenin altını daha da sert görebiliriz. Ve endekse ortalama daha önce de bahsetmiş olduğum istatistikler çerçevesinde yaklaşık %22 ile %30'luk bir düzeltme bekliyorum. Bu zaman içinde %40'ı dahi bulabilir borsa İstanbul'daki bu dış süreci. Tabii bu tamamen kendi tekniklerim, kendi yöntemimle bahsetmeye çalıştığım bir sistem. Sistem en azından bana bunu söylüyor. Çünkü Borsa İstanbul'un aşağıda o kadar çok doldurması gereken boşluğu var ki buraya doğru hareket edeceğiz gibi gözüküyor. Evet, şimdi söyleyeceklerim bunlar. Yine tekrar ediyorum. Artık Twitter sayfasını tamamen kapattım. Sadece eğitim grubuna yönelik olacak bu sayfa. Buradan artık yapacağım. Yaptığım işlemleri de günlük duruma göre paylaşacağım YouTube sayfamda. Göreceksiniz. İsterseniz bu çalışmayı da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.